insanları kutuplaştırarak bir şey başaramayacaklarını seçimden önce görmüş olmaları lazımdı. Bu 31 Mart seçimlerinde vatandaş bir ders verdi ama görünen o ki hala ders almamışlar. Yine aynı şekilde devam ediyorlar. Bu halk bir kez daha ders verecektir. Bu düşünceme göre genel başkanımız genelde bundan evvel de başından geçen bu türlü komplolu saldırılara karşı hep affedici oldu. O eylemleri yapanları affetti. Ben bana göre bu sefer yapmaması lazım. Çünkü bu daha keskin çizgilerle linç olayı olduğu anlaşılıyor bu olayın. Saldırı öyle sıradan bir saldırı falan da değil. Yani milleti örgütleyen, milleti tahrik etmeye çalışan bence çok sıradan bir saldırı değil. Önceden örgütlenmiş olduğu her halinden belli. Bu tabii Türkiye'nin dinamikleriyle oynamak, kökleriyle oynamak anlamına geliyor. Çok rahatsız edici ve çok tedirgin edici şeyler. Ama yani bunların üzerinden gelecektir Türk milleti. Ve gerçekten demokrasiyi, hoşgörüyü ve sevginin dilini hakim kılacaktır. Devletin gücünün en çok hissedileceği bir bölgede bu tarz bir saldırının bu şekilde olması bir kere manidar, bunu söyleyeyim. Bu saldırıyı çok basit bir saldırı olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunun arkasında farklı bir takım projeksiyonlar da aranabilir açıkçası.